Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyi akşamlar herkese. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Uzun En son zamandır planladığımız, evet, heyecanlıyım Mevlüt falan diyordunuz. kandilini, evet, bulduğumuz gün olarak canlı yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. En son heyecanlıyım falan diyordunuz. Ben de en son yaptığımız yayına baktım. Mayıs 2022'de yapmışız. Yani 1,5 yıldan fazla olmuş. Evet. Vallahi günler su gibi geçiyor gerçekten. Çok şaşırdım yani. Sizin yoğunluğunuza da yetişemiyoruz Mustafa Bey. Artık ünlü birisi de oldunuz. Yok, estağfurullah Bir işte elim. çok satan kitaplar listesinde ilk sıralarda yer alıyorsunuz. Altıncı baskıyı yaptı herhalde. Ya evet, o ayrı bir mutluluğumuz oldu. Yani halkın anlayacağı şekilde elimizden geldiğince bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Halkın O da arasını güzel. mı karıştınız yani? Ya güzel, anlaşılır bir dille anlatan Çok güzel. Evet. çok bulunmuyor. Ben de ona gayret etmeye çalışıyorum. Yani anlaşılabilecek bir şekilde. Hem sağlık profesyonelleriyle hem normal vatandaş arasındaki dengeyi kurarak da anlatmaya çalıştım. Böylelikle her iki tarafı da mutlu ettik herhalde. Evet, Güzel çok gidiyor kitap, çok bakalım. güzel, evet, olmuş. Altıncı baskısının da yapıldığını geçenlerde yayıncınızdan öğrendim. Karısı Elinize başınıza. sağlık. Çok tavsiye ederiz. Kitabın adını da duyuralım isterseniz buradan. Belki hala haberi olmayanlar vardır. Akılcı ve bilimsel takviye rehberi tüm DNR'larda, kitap evlerinde, online platformlarda bulunuyor zaten. Alırlar, okurlarsa kendileri için güzel bir yatırım yapmış olurlar. Gerçekten artık hani kitabın bir değeri de yok yani. Gerçekten hani baskı maliyetine neredeyse kitaplar satılıyor günümüzde. Dolayısıyla çok kolay ulaşılabilir bir kitap yani. Elinize sağlık Darısı şimdiden. başınıza, sizinkini bekliyoruz. Sırada sizinki var. Daha çok beklersiniz. Ha, kendime yazacağım ben kitabı. Şimdi çok uzun, o kadar çok soru gelmiş ki biraz paylaştık zaten yayın öncesinde. Hani 3 saat mi sürecek bu yayın falan dedik. Yok, hızlı bir şekilde toparlayacağımızı düşünüyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Bir normal sindirim nasıl oluyor? Bir onunla mı başlasak? Ne dersiniz? Olur. Yorumları da kapatalım isterseniz. Olur. Böyle Sonrasında açılır. Tekrar zaten soru sormak aynen. isteyen olursa. Soruları da aldık nasıl olsa. Tamam, evet. Yani dediğiniz gibi öncelikle hani sindirim sistemine bir bakış atmak lazım bazı şeyleri anlayabilmek adına. Şimdi sindirim sistemi ağızdan anüse kadar bir boru aslında. Şimdi bu boruda salgılar çok önemli. Yani günde 7 litre burada salgı oluyor. Yani bu salgılar hem mucin tabakasının oluşmasını sağlıyor, bağırsan ve işte sindirim sisteminin sürekli temizlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda probiyotiklere bir prebiyotik zemin hazırlıyor. Enzimler burada çok önemli. Yani sindirim gerçekleşmesini, yani sindirim adı üstünde besinlerin küçük parçalara ayrılması bunu sağlıyor. Şimdi bir, salgılar burada çok önemli. İki, motilite burada çok önemli. Yani sürekli ileriye doğru bir hareket olması lazım. Bunu sağlayan çok büyük bir sinir ağı var. Yani enterik plexus dediğimiz bir otonom demişim. Otonom sinir sistemimiz bulunuyor. İki, nervus vagus dediğimiz, yani 10. kranial sinir, bütün işte beyinden çıkıp iç organları inerve eden sinir burada çok önemli. Bu motilite, yani sürekli ileriye doğru hareket etmesi lazım. Yani bir kanal gibi düşünün. O kanal nasıl su sürekli akması gerekiyor? Su hafif bir yavaşlarsa çöpler birikmeye başlar, staz meydana gelir, yani durağanlık meydana gelir. Aynı onun gibi bu sindirim kanalında sürekli ileriye doğru hareket etmesi lazım. 3, sfinkterler burada çok önemli. Yani aslında bu ağızdan anüse kadar olan yeri bölmelere ayrılmış durumda. Yani bir yemek borusu ile mide arasında bir sfinkter var. Bu darlık ne yapıyor? İki tane pH'ı, yani asiditesi birbirinden farklı ortamı ayıran darlıklar var. Bu darlıkların da fonksiyonu çok önemli. Bir, yemek borusuyla işte mide arasında. İki, mide ile 12 parmak Bağırsak. bağırsağı dediğimiz yerin arasında bir sfinkter var. Şimdi bu da çok önemli. Bunlar hep aklımızda
kalsın, ileride değineceğiz. Sphincter dediğimiz aslında daha bir çizgili yani, kas kurumu. Evet, iki kısmı birbirinden ayıran, normalde oradaki görev tamamlandıktan sonra kapağın açılıp diğer tarafa geçip ne buradan geriye kaçak olması lazım ne buradan vakti gelmeden ileriye kaçak olması lazım aslında. İşte bu yemek borusuyla mide arasındaki sfinkter biraz açılmaya müsait. Yani böyle en ufak bir şeyden etkilenmeye müsait. Bu da işte reflüye giden süreci tetikleyen mekanizma da bu, buraya dayanıyor. O nasıl? Burada hormon... Nasıl oldu bu? Bir şey yaptınız. Valla şöyle yapınca mı oldu? Bilmiyorum ki. Değil mi? Çok ilginç oldu. Birisi yani Instagram'da sürekli gelişiyor. Belki TikTok'taki gibi böyle bağış falan mı geldi? Ne oldu? Anlamadım. Bir aşamada hormonal kontrol. Yani bu salgıları tetikleyen de hormonlar var. Mesela gastrin hormonu var. Buna da değineceğiz. Çünkü kronik mide koruyucu kullananlarda gastrin hormonu sürekli mide asitesini tekrar dengelemek için fazla salgılanıyor. Birden mide koruyucuları devreden çıkardığımızda aslında rebound etki dediğimiz, yani çünkü sen sürekli baskıladığın için normal bir insanda 5 birim salgılanıyorsa sende 10 birim o gastrin salgılanıyor sürekli. Sen birden PPI'yı veya mide koruyucuları devreden çıkardığında işte bu sefer rebound etki ortaya çıkıyor. İlk başta böyle yavaş yavaş oyundan çıkarmak lazım mide koruyucuları. Yani birden o mide koruyucuların bir bağımlılık hissi yaratmasındaki faktör de o. Yani vatandaş bir gün, iki gün almayınca hemen bu sefer tam tersi midesi daha çok yandığı için artık ona bağımlıymış gibi oluyor. Yani bir gün bile kullanmayı unutsa ben buna bağımlıyım diyor. Artık bunsuz yapamam duygusuna kapılıyor. Burada da işte yavaş yavaş kesmek çok önemli yani bu mide koruyucuları. Evet, bu kanayan yerimiz. Yani, bununla ilgili gerçekten çok fazla soru gelmiş. Orada benim de bir itirafım olacak o zamanı geldiğimizde. İlaç sektörüyle ilgili çalışmalarımdan bahsedeceğim. Bu işte genel olarak sindirim sistemi bu şekilde. Burada şuna da değinmek lazım. İşte bu enterik plexus var dedik. Sindirim sistemimizle beynimiz aslında direkt ilişki halinde. Burada sempatik ve parasempatik sisteme aslında değinmek lazım. İnsan aslında sindirimi parasempatik sistem altındayken yapıyor. Yani sen güvendesin, artık sindirime vakit ayırabilirsin uyarısı geldiğinde, yani rest and digest'dir parasempatik sistem. Sempatik sistemde savaş veya kaç emrini verir vücuda. Parasempatik sistem hakimiyetinde bu sindirim sistemindeki salgılar iyi salgılanır. İşte insan aslında cinselliği de o zaman düşünür. Yani böyle lüks olarak isimlendirebileceğimiz insan hayatındaki şeyler. Sindirim de bir lüks aslında. Çünkü bir tehlike varsa sen kanı kaslarına göndermen lazım ki kaçabilesin. Ama tehlike yoksa, rahat bir ortamdaysan, parasempatik sistem hakimiyeti varsa kanı bağırsaklara gönderirsin. Rahatça sindirim yaparsın. İşte salgılarsın. Dolayısıyla işte mesela misafirliğe gittiğin, mesela uzun bir misafirliğe gittiniz. Misafirlikte kesinlikle böyle tuvalete gidemeyenler çoktur. Ama daha evinize geldiğinizde, daha kapıyı, anahtarı uzattığınızda bile bağırsaklarınız hemen hisseder ve hemen tuvaletiniz gelir. Yani bağırsaklar anında o konfor ortamını hissediyor aslında. Yani bu da işte o parasempatik sistem, sempatik sistem ilişkisine dayanıyor. Yani siz kendinizi rahat hissetmediğiniz yerde sindirim fonksiyonlarınız durur. Dolayısıyla vücutta sürekli bir kronik stres varsa bu tam tersi mide asidini, sindirim sistemi, enzimlerini azaltan, sindirim sistemlerini etkileyen en önemli faktör. Yani kronik stres sindirim sistemine en büyük tehdit. İşte günümüzde İBS de aslında birçok şeyle huzursuz bağırsak dediğimiz, aynen, irritable bağırsak dediğimiz, bu ruh haliyle, anksiyeteyle, beyin bağırsak aksıyla direkt ilişkili. Dolayısıyla hani genel sağlıklı bir sindirimi anlatırken bunlara değinmekte fayda var. Teşekkürler.
Yani her öğünden sonra dışarı çıkmak, onun işte gaytanın kıvama, bunlar da normal sindirimde hep takip ettiğimiz şeyler. Yani sabahları çıkmıyorsak, günün başka bir saatinde çıkıyorsak, her gün değil birkaç günde bir çıkıyorsak vesaire, bunlar aslında sağlıklı olmayan sindirim göstergeleri. İşte sesimiz kısılıyorsa, boğaz reflüsü denen şey oluyorsa ya da tam böyle iman tahtasının arkasında yanmalar oluyorsa, mideye ait şikayetler, ağrılar, bunlar da normal olmayan sindirimin göstergesi. Belki safranın da mideye kaçmasıyla ilgili bir iki bir şey söyleriz. Şimdi İşte aklıma hep geldi. işte o sfinkterlerin görevini yapamaması. Aslında olması gereken şeylerin olması gereken yerde olması lazım. Bunlar pek neden oluyor. Aslında biraz buna değinebiliriz. Yani tamam, sağlıklı sistem bu şekilde. Sağlıksız olursa, yani dediniz ya işte iman tahtasının arkasında yanma olursa, reflü olursa vesaire. Burada hep günümüzde problem midesindeki fazlalıkmış gibi algılanıyor toplumda. Hani yanma var ya, dolayısıyla ne yapıyoruz? Bu mide asidini, midedeki yangını söndürmek için mide koruyucu denilen, aslında koruyucu olmayan mide ilaçları kullanılıyor. Evet, midenin asidini azaltarak aslında yukarı kaçışı engellemiyoruz. Yukarı yine kaçıyor midedeki buhar ya Duymuyoruz da. sadece. Evet, sadece pH'leri eşitlendiği için duymuyoruz. Ama o yine aynı şekilde hasar vermeye devam ediyor. Belirtiler ortadan kalkmış oluyor esasında. Aynen öyle. Şimdi yani sorun zaten mide asidinde olsaydı, mesela şu, bir çalışma yapılmış. Yaşlanma da mide asidini azaltan en önemli sebeplerden bir tanesi. Sorun mide asidinde olsaydı, o zaman yaşlılarda mide şikayetlerinin daha az olması gerekirdi. Ama bir o kadar yaşlılarda atrofik gastrit, işte reflü ve sindirim sorunları bir o kadar fazla. O zaman sorun mide asidinde değil, yani öyle olsaydı yaşlılarda sorunun daha az olması gerekiyordu. Mide asidi, evet, pardon. Burada bizim bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi mideden başlayalım isterseniz. Mide asidi bize niye gerekiyor? Yani sadece sindirim için değil aslında, başka özellikleri de var. Aynen. Şimdi midenin en önemli görevlerinden bir tanesi mide asidi, özellikle proteinlerin sindirimini gerçekleştiriyor. Yani proteinlerin sindirimi midede gerçekleşir. İki, mide asidin asıl en önemli görevlerinden bir tanesi kimyasal temizlik. Yani besinlerle midemize giden bakteriler, diğer mikroorganizmaların da öldürülmesi en önemli görevlerinden bir tanesi. Normal bir insanda, şimdi Mustafa Kalkan olarak akşam yemek yedik diyelim, 7'de yemek yedik diyelim. Normalde benim iyi bir mide asidim varsa, birkaç saat içerisinde benim mide asidim bu besindeki kimyasal temizliği yapması lazım. Proteinleri sindirmesi lazım ve o mide ile ince bağırsak arasındaki kanala darlık vardı ya, kapı vardı. Ben sindirimi tamamladım. Kapıyı aç. Artık bunlar bağırsağa geçebilir uyarısını göndermesi lazım. Ama mide asidimiz yoksa ne oluyor? İşte mide asidimiz azsa, ben şimdi atıyorum öğlenden alalım. Öğlen yemek yedim. Normalde birkaç saat içinde sindirimi tamamlayıp göndermem gerekiyordu. Ama tamamlayamadım. Yani ben öğlen birden beri hala sindirmeye çalışıyorum. Sefer akşam oldu. Tekrar yemek yedik. Bu sefer artık mide yukarıdan yeni besin geldiği için içerisindeki sindirilmemiş besini mecburen o kapıyı da zorlayarak bağırsağa göndermek zorunda kalıyor. Ne oldu bu sefer? Bir, kimyasal temizlik gerçekleşmedi. Bakterilerle birlikte sindirilmemiş besin ince bağırsağa gitti. Nur topu gibi sibonuz Bu. oldu. İki, bu sefer akşam tamam yedik. Bu sefer akşam yediğin yemeği sen sindiremiyorsun. Hala yatağa girdiğinde saat 10, 11 olduğunda hala midende akşam yediklerin var. Niye? Çünkü sindirilip görev tamamlanıp bağırsağa gönderilemedi.
kimyasal temizliği de yapamadığın için bakteriler üreme ortamı buldu kendine. Mis gibi ortam. Yemek orada. Zaten asitlik diye bir şey de yok. Nötre yakın bir ortam. Onu öldürecek bir kimyasal şey de yok. Bu sefer onlar gaz üretmeye başladılar. Ve işte oluşan o gaz, demiştik ya, mide ile yemek borusu arasındaki kanal zaten açılmaya fırsat kolluyor. Bu sefer o darlığı da açtı ve işte size reflü, nur topu gibi reflünüz oldu. İşte gazdan dolayı geğirme sorunu oluştu. Midenizde hala yemek olduğu için hala şiş, davul gibi bir karınla yatağa girdiniz. Bir işte hazımsızlık, uyuyamama gibi sorunlar oldu. Yani gördüğünüz gibi bütün sorunların temelinde midesindeki eksiklik yatıyor. Yani Evet, burada midesinin B vitamini ile ilgili de bir görevi var aslında. tabii bunun sonucu Ve olarak işte ne dedik? En temel sonucu biz sindirim sorunları, işte gaz, reflü, geğirme gibi sorunlar. İki, SIBO dedik, en önemli problem. Üç, işte vitamin mineral eksiklikleri. Burada en önemli vitaminlerden birisi B12 vitamini. B12 ki çok eksik yani çoğumuzda. Evet, yani ben kitapta ve bütün videolarımda verdiğim bir örnek var. Hani bu takviyelere neden ihtiyacımız var? Hep böyle safsatalar var ya. Hani ben şunu diyorum, Adana'da yani B12'nin en yaygın şeyi ciğer. Adana'da adam günde 3 öğün ciğer yiyor. Onda da B12 düşük. Neden? Çünkü mide asitinde problem var. Yani sen yemeyle de bitmiyor. Evet, besinlerin vitamin mineral değeri düştü. Tamam, artık ette de vitamin mineraller eksik. Sebzelerde de vitamin mineraller eksik. Belki ki tam olsa bile mide asitindeki eksiklik büyük problem. Yine mesela kullandığınız takviyeler, yani tablet formunda atıyorum takviye kullandığınızda yani ne mide asidi ne bağırsak sağlığı, dolayısıyla tabletleri de çözemeden işte eritemeden yarısını gaytayla birlikte Evet. dışarı atabiliyoruz. Çok Yani ben de sık görüyorum. Ya hocam işte 3 aydır ben bunu kullanıyorum. Hala nasıl eksik çıkmış olabilir falan gibi. İşte sebepleri aslında buralarda yatıyor. Ben buraya birkaç şey daha eklemek istiyorum. Bir tanesi çiğnemiyoruz. Yani mide asidimiz zaten düşük birçok sebeple. Bir de çiğnemeyerek hiç yardımcı olmuyoruz. Yani aslında tükürük bezimizde de bir sürü sindirim enzim var. Belki enzimlere gelince mi bahsedecektiniz bilemedim. Bunu da kullanmıyoruz pek. Yani birkaç kez belki ısırıp direkt aşağıya gönderiyoruz. İkincisi yemekte mutlaka bir şey içme alışkanlığımız var. Bunlar da ya işte, sindirimi bozan şeyler, evet. aynen, çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Aslında bu normal sindirimin altında anlatmamız gereken bir şeydi. Şimdi tamam, sorun mide asidindeki eksiklikler dedik. Bu eksikliğin sebepleri arasında yaşlanma, kronik stres dedik. Sigara. Sigara, bazı işte yine salgı anlamında İşte kronik PPI kullanımı gibi birçok faktör buna sebep oluyor. Aslında sindirim daha bizim yemeği görmemizle başlıyor. Yani sefalik refleks dediğimiz görmemizle başlıyor aslında. Dolayısıyla şimdi modern zamanın problemi de fast food tarzı beslenme. Normalde senin onu görmenle, koklamanla yavaş yavaş, bazen hani siz, yani hepimiz bunu en çok iyi biliyoruz. Daha adını bile duymak bizim salgılarımızı başlatıyor. Bazen işte yemek sipariş veriyoruz. Daha fotoğrafını görmek bile şeyi başlatıyor. Ama artık günümüzde bırakın görmeyi, koklamayı, yavaş yavaş çiğneyerek sizin dediğiniz gibi yemeği, kimlerle birlikte yediğiniz, işte sofra ortamı, duyguları paylaşarak yemeği bırakın. Yemeği görmemizle mideye inmesi arasındaki süre birkaç dakika. Dolayısıyla daha mide de ne olduğunu şaşırıyor. Hızlı bir şekilde koca bir hamburgeri biz mideye gönderiyoruz, atıyorum. Yani daha buralardan Tabii başlıyor. tabii. Mesela insülin direnci için de mesela bu bilgi çok önemli. Bu kadar çok insülin direnci görüyoruz. Aslında sadece çiğnemeyi öğrenerek bile çok yol kat edebiliriz burada.
Belki nasıl daha iyi, önce akla getirmek gerekiyor çiğnemeyi. Hani belki ipuçları da vererek gidebiliriz. Biz mesela önce masamıza bir biblo koymuştuk, normalde masamızda olmayan. Onu gördüğümüz zaman çiğnememiz gerektiğini hatırlıyorduk. Dışarıda yiyeceksem de ben şu baş parmağıma kocaman bir yüzük takmıştım. Yani yemeğe böyle elimi uzattığımda mutlaka görebileceğim bir şeydi. Saymaya başlamıştım. Tabii burada bunu yapamıyorsak bile çiğnemeyi, normalde çamur kıvamına gelecek kadar çiğnememiz lazım. Daha doğrusu çorba kıvamına diye. En azından birkaç lokma alıp beklememiz iyi olur. Yemekle geçirdiğimiz süreyi uzatmak anlamında. Bir de farkındalıkla yemek diye bir şey var. Yani televizyon açıksa, telefon elimizdeyse, kafamızda başka şeyler varsa çok daha hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Belki birazcık daha yemek için özel zamanlar ayırmak da çiğnemeyi hatırlamak ve daha farkındalıkla yemek için iyi olabilir diye düşünüyorum. Suyu da isterseniz şey yapalım. Aynen. Yemekten Ya bir evet. şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu ya, sizin sayfaya gelen sorular, ya mide enzimini, tamam, mide enzimimiz eksik, yerine koyalım, takviye kullanalım. Ne kadar kullanalım? Ya işte önemli olan zaten fonksiyonel tıpta bizim yapmaya çalıştığımız şey aynı. Bisiklet sürmeyi öğrenirken nasıl yardımcı tekerler vardır, o tekeri sökersin ve bir süre sonra bisikleti kendin sürmeyi öğrenirsin. Aynı onun gibi asıl mesele yaşam tarzını değiştirerek mide enzimini desteklemenin doğal yollarını uygulamak. Ne dedik? İşte kronik stres dedik, stres yönetimi. Sizin dediğiniz gibi yemek yeme biçimi, kültürü, işte onu iyi çiğnemek. Bir diğer yöntem su, yemekle birlikte sıvı tüketimi. İşte yemekten önce ve hemen sonra sıvı tüketmemek, mideyi nötralize etmemek lazım. Yani yemekle birlikte mümkünse sıvı tüketmeyin. Yani Zaten bu da yap. o alışkanlıklar var ama yemekle birlikte bir şey içme alışkanlığı birazcık da çiğneyememekten geliyor. Aynen Çünkü öyle. onu yeteri kadar öğütmüş olsak çok kolaylıkla aşağıya inecek zaten. Hani Evet, orada bir kolay bir zorluk şekilde. yaşadığımız için yanında böyle şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Aynen, Peki mide kolaya kaçmak asidi aslında. aslında ileri şeylerini anlattık biraz. İşte reflü dedik, sibo dedik. Ne bileyim belki helikobakter, işte hazımsızlık, şişkinlik, gaz dedik. Ama aslında bütün bunlar olmadan önce de bir şeyler başlıyor. Mide asidimizin yeteri kadar olup olmadığını evde test etmek için küçük bir karbonat testi var aslında. Aşırı bilimsel bir bilgi değil ama kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bir çay kaşığı karbonatı bir bardak soğuk suda erittikten sonra içiyoruz. Ve 5 dakika sonra ya bir geğirme gelmesi lazım ya da böyle 100 bin baloncuk yutmuş gibi bir kabarcık hissi yaşamamız lazım. Eğer bu oluyorsa mide asitimiz yeterli diye Ya düşünebiliriz. kimya aslında, yani oradaki Evet. tepkime ile ilgili bir şey, Evet, karbonatla işte oradaki hidroklorik asidin hidroklorik asit. bir tepkimesi var mı yok mu, bu da bakmak aslında esas olan. Biraz önce Helicobacter pylori dediniz. Evet. Bu işte en büyük sonuçlardan bir tanesi de Helicobacter pylori. Kimyasal o temizlik gerçekleşemediği için Helicobacter pylori en sık bunun sonucu. Ve toplumda Helicobacter pylori çok yaygın. Siz bugün Helicobacter pylori'yi eradike etseniz bile sizin eşinizde yine var. İşte çalışma ortamınızda yine var. Yani toplumda çok yaygın. Helicobacter pylori'nin Ben tekrar size oranını söyleyeyim. Şimdi ben 98 yılında sektöre başlamıştım. O zaman daha omeprol yeni çıkmıştı. Bir proton pompası inhibitörü olan ilki. Daha böyle famadinler falan vardı. Ben de omeprolün ürün müdürüydüm. Lansoprazol daha yeni çıkmak üzereydi. İşte o peptik ülser diye, mide ülseri diye bir şey vardı. Mesela biz artık onu pek de fazla görmüyoruz. Helikobakter pylori vardı. Türkiye'deki araştırmalar 100 kişinin 92'sinde Helikobakter pylori bulunmuştu. Sonra aynen. biz tabii ki tanıtım amaçlı işte o üfleme testleri dağıttık. Birçok yerlerde test yaptırdık. Eradikasyon için mutlaka ikili antibiyotik bir proton pompası inhibitörü kullanıldı. Yani yaklaşık benim sektörde olduğum 15 yıl boyunca gelinen noktada ve birçok
firma sonrasında birçok marka çıkardı ve bunları yaptı. %87'ye düşmüştü. Yani o kadarlık bir düşüş ancak yaşanmıştı ve inanılmaz bütçeler ve tanıtım kampanyalarına rağmen. Şimdi çünkü şu da ben de yeni hatta YouTube'da bir Helicobacter pylori videosu paylaştım. En çok izlenen videolardan bir tanesi. Toplumda çok muzdarip olan insanlar ve yeni eğitim verdiğim için de ben de istatistiklere şöyle baktım. 2000 işte dörtlü yıllarda atıyorum üçlü tedavinin etkinliği %90'lardayken yani o antibiyotik tedavisinin etkinliği %90'lardayken günümüzde %50'lere düşmüş Tabii durumda. Antibiyotik bir dörtlü direncinden tedavi kaynaklı. çıktı şimdi. Yani Bir bizmutlar eklendi. Yani bir sürü denemeler yapıldı dörtlü orada. tedavinin etkinliği de yine çok düşük durumda. Yani %50'lere düşmüş yani bu tedavi etkinliği. Yani neredeyse plaseboyla yani plasebo versek belki yani bir bonibon versen antibiyotik diye belki hani plasebo etkisinden yine bu kadar %30 %40 fayda görür yani vatandaş. Hani Helicobacter pylori geçti diye size geri gelebilir. Dolayısıyla burada eradikasyondan öte evet bu Helicobacter bir kere üreme ortamı bulduysa burada biz artık günümüzde Helicobacter pylori bağlayıp Gaytar ile birlikte atan postbiyotik gibi bir alternatifimiz de var. Tedavi başarısını ciddi anlamda artırıyor. Ve burada biz tam tersi magnezyum karbonat, kalsiyum karbonat gibi midesini nötralize eden şeylerle bunu kullanıyor, birlikte kullanıyoruz mesela. Neden? Çünkü Helicobacter pylori asidi sevmez. Asitten kaçar ve mide mukusunun altına saklanır. Biz işte öldürmeye çalıştığımız dönemde magnezyum karbonat, kalsiyum karbonatla birlikte mide asidini nötralize ediyoruz ki aslında ona tuzak kuruyoruz. Yani mukusun altına saklanan Helicobacter pylori'yi lümene çıkaralım ve postbiyotikle birlikte de yakalayıp atalım diye ona tuzak kuruyoruz. Aslında bu bize bir şey söylüyor. Helicobacter pylori asidi sevmez. Evet, siz bir şekilde tedavi yaptınız. Evet, bir şekilde pozitiftiniz. Bir şekilde tedavi oldunuz. Tekrar yakalanmamanız için işte iyi bir mide asidinizin olması şart. Yoksa siz bugün evet temizlediniz Helicobacter pylori'yi, nefes testi yaptınız, endoskopi yaptınız, sıfır. Ama bir ay sonra yine mide asidiniz kötüyse size zaten yine çok Gelecek. kolay bir şekilde toplumda Zaten %90 evet. pozitif yine bulaşacak size. Yani burada bir kısır döngü var. Yani Helicobacter pylori için PPI kullan. PPI zaten işte kimyasal temizliği etkiliyor. Böyle bir kısır döngü var. Bu Evet. kısır döngüyü kırmak mide asidini güçlendirmekten geçiyor. Peki o zaman şöyle Helicobacter pylori ile ilgili birkaç şey daha söyleyeyim ben öyleyse bitirelim o konuyu. Zaten kendisi etrafını bazik hale getiren salgılar yapıyor Evet. asidi sevmediği için. Yani Burada Helicobacter pylori'den dolayı aslında en çok korkulan ya da korkutulan diyeyim durum kanserleşme riski. Fakat bu aslında çok ender. Bence daha büyük bir risk bağışıklık sistemi üzerinden geliyor. Sürekli bağışıklık sistemi uyarıldığı için bir mikrop varlığında diğer mikroplara da daha çok kapı açıyor esasında. Yani birlikte görülme olasılığı çok yüksek olan başka mikroplar da var. O zaman mide asidimizi nasıl artırabiliriz sağlıklı bir şekilde? yani şimdi burada işte biraz önce anlattığımız şeylere dayanıyor. Bir geçiş döneminde dediğim gibi takviyelerden Peki sıkça şöyle faydalan. iki ayrı şekilde yapabilir miyiz? Yani ben şu an diyelim ki PPI kullanan ve bu bahsettiğimiz biraz önce reflüydü, şişkinlikti, gazdı, belki kabızlıktı, belki zaman zaman kabızlık, zaman zaman ishal gibi huzursuz bağırsak denilen durumları yaşayan biri olarak nasıl artırayım? Bir de henüz bunların başındayım, çok da bir şeyim yok. Hani sağlıklı olmaya çalışan, çok şikayeti olmayan biriyim, ne yapayım diye ikiye bölmek mantıksız olmaz sanırım. Evet, şimdi orada şikayetleri de yani çoğunlukla gastrointestinal sistemin sorunu şu, bütün şikayetler birbirine karışıyor. Yani bağırsakta özellikle, İBS dediğin adamda SIBO da var, SIBO dediğinde geçirgen bağırsak da var. Yani böyle Kandida var. her şey birbirine geçmiş durumda.
Burada özellikle mide şikayetleriyle bağırsak şikayetlerini öncelikle ayırt etmek lazım. Yani bir, siz özellikle alt karında böyle davul gibi şişme oluyorsa, gaz oluyorsa, kötü kokulu işte gaz gibi şikayetler varsa, bu daha çok SIBO ve ince bağırsakta işlerin yolunda gitmediğiyle ilgili bir semptom. Ama geğirme, işte reflü, böyle midende sen o yemeği hissediyorsun. Yani akşam yediğin yemek buranda duruyor yani. Onu hissediyorsun. Bu senin Evet. besinleri sindiremediğin ve mide enziminde eksiklik olduğuyla ilgili bir emare. Hatta belki ses kısıklığı da, değil mi? O da reflüyle Aynen. çok İşte bağlantılı. ağız kokusu Hı. olabilir. Yani Hı. reflüye bağlı sürekli ağız kokusu olabilir. Önce bunu ayırt etmek lazım. İşte mide enzimi dediğiniz gibi daha yani çok bir şikayeti yok. Hafif semptomları var. Burada biraz önce saydığımız yaşam tarzı değişikliklerini yapacak. İki, Peki bu... birkaç yaşam tarzı değişikliği daha ekleyelim mi? Şimdi reflüden konuşacaksak bir kere göbek çevresi yağlanmasının da azalması lazım. Hani mide dediğimiz şey de temelde bir aslında bu içi sıvı dolu balon gibi düşünelim. Aynen. Hani onun Yani hani etrafındaki yağ dokusu da dışarıdan o sıvı dolu balona bası yapıyor ve her şeyi yukarı doğru itmeye çalışıyor. Dolayısıyla sıkı kıyafetler, göbek çevresindeki bir yağlanma, bunlar da aslında reflü tedavisinde çok önemli. aynen öyle. İşte biraz önce dediğimiz gibi bakterilerin gaz oluşturması o da bası yapan bir sebep. Yani şeye bası yapan mesela gebelik döneminde de reflü artar. Bu Artar. geçici bir süreç yani basınca bağlı olarak. Dediğiniz çok doğru balon gibi bir mekanizma. Burada işte bahsettiğimiz yaşam tarzı değişiklikleri vesaire çok önemli. Mesela sirkeyle hani sabah güne başlarken sirke bir suya karıştırıp böyle hani sirke tüketmek vesaire de bunlar önerilen şeyler. Bu anlamda Bunu yalnız az az dozlarda artırmakta evet fayda bu var. Yani hemen sefer böyle birkaç kaşıklı değil de yani belki bir çay kaşığı, sonra bir tatlı kaşığı, arkasından yemek kaşığına geçmek daha iyi olur. Öne çıkan sirke de elma sirkesi aslında aynen içindeki aynen öyle. Şimdi burada takviyelerden de dediğim bahsedelim. gibi fayda görebiliyoruz. Bu oyuna dahil ediyoruz. Bu alışma döneminde uzun dönemdir PPI kullananlara da şunu kişinin hissetmesi lazım. Yani ben belki bir gün evet PPI alıp bir gün sindirim enzimini oyuna sokup ya bak ben PPI almadığımda da bak çok rahat sindirdim. Midem boş, yatağa gittiğimde çok rahat uyuyabiliyorum hissini ona göstermek lazım. Yani PPI'ye bağımlı olmadığını ona göstermek lazım. Ve yavaş yavaş PPI'yi kesmekte fayda var. Yani birden bugünden itibaren ben artık PPI kullanmayacağım dediğiniz an dediğim gibi Hı. rebound etkiyle bu sefer tam tersi fazla asit salgılanmasıyla karşılaşabiliriz. Yavaş yavaş bunu keserek enzimlerle birlikte de onun PPI olmadan da sindirebildiğini, semptomların olmadığını ona göstererek, öğreterek bu geçiş dönemini tamamlamak lazım. Takviyelerde de Bir işte tek beta... orada şeye geçmeden önce belki bir Kudret Narı'ndan da O bahsetmek iyi özellikle olabilir. aynen epitel onarımında çok değerli. Yani işte çinko, kudret narı yani eğer bir ülserasyon varsa bu epitel doku onarımında yani yaranın onarımında çok değerli destekler. Enzim desteği olarak da zaten midedeki doğal enzim sistemi şu. Parietal hücrelerden hidroklorik asit salgılanır. Daha sonra esas hücrelerden salgılanan pepsinojenin o HCl ile birlikte aktifleşip pepsin haline gelmesini sağlar. Bizim kendi midemizdeki doğal fizyolojik mekanizma. Mide koruyucu ilaçlar dediğimizde o HCl'yi bloke ederler. O HCl olmadığı için pepsinojen de pepsine dönüşemez. Yani mide asitliğini böylelikle azaltmış oluruz. Biz takviye olarak da işte betain, HCl ve pepsin kombinasyonu veriyoruz. Burada biraz önce elma sirkesi dedik. Mesela elma sirkesinin yapı taşı malik asit. Malik asitle güçlendirilmiş artık hani kombinasyonlar daha değerli. Burada önemli olan pepsin miktarıdır. Onun altını
çizeyim. Ya mesela vatandaş diyor ki ya bunda betain HCl ile 500 miligram, bunda betain HCl ile 650 miligram. Ya betain HCl de değil keramet. Yani 500 betain HCl ile 600 betain HCl arasında çok bir fark yok. Ama pepsin miktarı birinde atıyorum 65, birinde 165. Yani dolayısıyla bu değerli olan şey betain HCl de bizim asıl oradaki amaç HCl vermek. Şu da çok karıştırılıyor. Betain. İşte pancarda betain var, pancar tüketimi vesaire. O betain değil. Yani bizim takviyelerde verdiğimiz betain, HCl'deki betain, aköz betain dediğimiz, yani sulu ortamda HCl salan ortama bir molekül. Yani ben orada HCl'yi ben direkt hidroklorik asiti sana veremediğim için, yani hidroklorik asiti yani İçemeyiz. amiyane tabirle çamaşır suyunu direkt kapsülleyip veremediğim için betaine konjüge ederek veriyorum. Yani mesela metilasyon takviyelerinde de betain var. Homosisteinin metiyonine dönüşümünde trimetil glisin görevlidir. O da betain. Onun adı da betain. O betainle işte oradaki betain HCl'deki espri aynı değil. Yani orada amaç HCl vermek, hidroklorik asit verebilmek. Ki bağırsağımızdaki pepsinojenleri pepsine dönüşümünde bir kofaktör verebilelim. Yani Tamam. mide enzim takviyelerindeki mesele de bu. Yani şimdi mideyi bitirdik. Yavaş yavaş Bir son bitirmeden, yani bütüncül yaklaşacaksak, yani işin duygusuna da bir girelim istiyorum. Çok kısaca, yani sonuçta midemizin olduğu yer içimizi sindiremediğimiz şeyler. Yani birazcık da mide şikayeti olan kişilerin bence neleri içlerine sindiremedikleri, hangi duyguları içlerine sindiremediklerini de böyle kendilerini yargılamadan düşünmeleri ve anlamlandırmaları mide şikayetlerinin geçmesi için iyi olabilir. İşte çakraları da girecekse, ki sindirme enzimleri de orada, solar plexus tam midemizin olduğu yerde ve sindirmemizi etkileyen bir yerde. İşte sarı şeyler giymek o çakrayı aktive edecektir. Mesela sarı kıyafetler giyebiliriz. Sarı yiyecekler yiyebiliriz. Evet. Bunlar da solar plexusumuzun daha iyi çalışmasına katkıda bulunabilir. Rezan Cezan dokunuşunu yaptı Evet. diyelim. Tamam. Yavaş yavaş Mideyi bitirdik. yani Evet. şimdi o 12 parmak bağırsağıyla midenin arasındaki sfinkter, yani şu evet sfinktere kadar geldik. Ne dedik? Midede iyi bir sindirim olduğunda 12 parmak bağırsağının arasındaki kapı açılıp normalde o içeriğin 12 parmak bağırsağına geçip onun da asiditesi safra salgılanmasını da tetikliyor. Yani mideden asidik bir içerik geldiğinde 12 parmak bağırsağına İnce bağırsak. ince bağırsağa safra da evet mideden asidik bir içerik geldi. Safra salgılamam lazım uyarısı alıyor. Siz işte diğer senaryoda mide asidiniz iyi değilse ve yukarıdan yeni besin geldiği için mecburen içerisindeki sindirilmemiş ve asidik olmayan besinleri ince bağırsağa göndermek zorunda kaldığında safra uyarısı da tetiklenmemiş oluyor ve safra stazı ve bu da uzun vadede safra çamuru ve safra taşına giden süreci tetiklemiş oluyoruz aslında. Yani mideden iyi bir sindirilmiş besin gelmesi safrayla da ilişkili. İki, oraya dökülen bir de ne var? Pankreatik enzimler var. Pankreastan salgılanan bu sefer de temelde lipaz dediğimiz yağları sindiren enzimler başta olmak üzere amilaz, lipaz, proteaz, selülaz, laktaz gibi enzimler pankreastan da ince bağırsağa dökülüp bu sefer orada yağların ve karbonhidratların sindirimi gerçekleşiyor. İşte yağlı dışkılama sorunu varsa, cıvık dışkılama sorunu varsa, İşte kötü kokulu dışkılama sorunu varsa bu pankreatik enzimlerin yetersiz olduğunu ve ince bağırsakta sindirimin tam anlamıyla gerçekleştirilemediğini gösteren önemli bir parametre. Pankreasın bildiğiniz gibi bir endokrin salgıları var, bir egzokrin salgıları var. Endokrin salgısı hepimizin bildiği gibi insülin.
Egzokrin salgıları glikagon. da insülin ve glukagon. Egzokrin salgıları da bu saydığımız enzimler. Çalışmalar şunu söylüyor. Hani hep ya pankreas enzimleri salgılanmıyorsa neden salgılanmaz? Ya kronik pankreatit gibi bir problem vardır. Ya pankreas ve safra ortak bir kanalda birleşip sonra dökülüyor. O kanalı tıkayan bir işte safra taşı olabilir. Yine pankreatik kanalı tıkayan bir problem olabilir. Pankreas tümörü olabilir gibi hep böyle ekstrem durumlar nispeten düşünülse de bir çalışma şunu söylüyor. Pankreasın endokrin fonksiyonlarında problem varsa büyük ihtimal egzokrin fonksiyonlarında da bir problem vardır. Yani pankreas insülin salgılayamıyorsa onun egzokrin enzim salgılarında da öyle dört dörtlük bir mekanizma beklemeyin diyor. Dolayısıyla her diyabet hastası aslında, her insülin direnci olan veya diyabet hastası bu egzokrin fonksiyonlar için yani amilaz, lipaz, protein, selülaz gibi enzimler anlamında da bir şüpheli aday aslında. Yani bunun da altını çizmekte fayda var. Yine peki burada verebileceğimiz destekler var mı böyle bir durumda? Aynen burada da yine bunu dışarıdan takviye olarak verebiliyoruz. Burada ödeme kapsamında da bir preparatlar var, alternatifler var. Burada şuna dikkat edebiliriz. Verilen enzimler domuz kaynaklı enzimler var. Ödeme kapsamında da hani ilaç altında da domuz kaynaklı bir enzim var. Takviye alanında vegan alternatifler var. Bunun bize bazı artıları var. Yani vegan ne oluyor? Bakterilere, mantarlara sentezlettiriliyor laboratuvar ortamında bu lipaz, amilaz gibi enzimler. Vegan alternatifler de var. Şimdi domuz kaynaklı enzimlerde o enzimler domuzun bağırsağındaki pH üzerinde çalışmaya göre kurgulanmış. Yani yaratılış sonucu ne derseniz deyin. İşte vegan olduğunda ama zaten biz bu enzimi hasta bir insana veriyoruz. Yani ideal bir pH yok ki. Yani birinin pH'i belki 6, birinin pH'i 4, birinin pH'i 6,5. Yani onu bilemiyoruz. Dolayısıyla herkes de standart bir aktivite göremiyoruz. Ama vegan enzimlerde bu ihtimaller biraz devre dışı kalıyor. Daha geniş pH range'inde çalışma özelliğine sahip olması bizim için bir artı. İki, vegan, vejeteryan tüketici olabilir. Bu hassasiyet olabilir. Yani bu anlamda bir artı. Buna dikkat edebilir. Üç, tabii helal haram hassasiyeti olan bir tüketici olabilir. Yani bu anlamda hani tabii fetva açık yani burada belki diğer Tam da sorsak kandil günü diyorsunuz. Bu bilgiyi de farklı vermiş olalım. şeyler olabilir ama yani bunu da belirtmiş olalım. Herkesin hassasiyet derecesi farklı olabiliyor. Evet, burada da yine içerik okumaya gidelim. Herkes kendi tercihini yapabilir. Aynen. Burada Ama ama bir bizim için asıl önemli bilimsel olan medikal temeli. Yani daha geniş pH aralığında çalışıyor olması. Yani bizim için asıl önemli olan şey bu. Tabii burada çoğunlukla tabii SIBO bu mide asit enzimin eksikliğinin bir sonucu demiştik. Tabii pankreatik enzimler de iyi çalışmazsa yine o da SIBO için bir risk faktörü. Normalde ince bağırsakta çok az bakteri var. Asıl bakteriler kalın bağırsakta. Yani bizim normal kendi floramızda burada normal bize yararlı olan bakterilerden bahsediyoruz şu anda. Probiyotiklerden Yani yararlı olsun olmasın ince bağırsakta normalde midede hiç bakteri yoktur. Yani 10 üzeri 1 dersek ince bağırsakta 10 üzeri 2, 10 üzeri 3 maksimum bakteri olması lazım. Çünkü oradaki işte o enzimlerle pH değeriyle orada bakterinin yaşamaması lazım sağlıklı bir ince bağırsakta. Ama kalın bağırsakta trilyonlarca. Bir SIBO meydana geldiyse pankreatik enzimler eksikliği sebebiyle de SIBO meydana gelebilir. Yani orada üreme ortamı bulabilir. Burada da toprak bazlı probiyotikler dediğimiz bir probiyotik grubu var. ne onlar?
Şimdi insan normalde probiyotikler, kullandığımız birçok probiyotik insan kaynaklı. Yani normalde bir insanın florasından izole edilmiş, üzerinde klinik çalışma yapılmış, işte şu kadar kullandığında, şu kadar süre kullandığında şöyle sağlık faydaları gösteriyor dediğimiz insan kaynaklı probiyotikler kullanıyoruz biz. Ama SIBO durumunda toprak kaynaklı probiyotikler bize ekstra fayda sağlıyor. Bacillus ailesi bunlar, Bacillus subtilis grubu. Bunlar doğada bulunan, dış çevre şartlarına, soğuk, sıcak gibi çevre şartlarında bile uzun yıllarca toprakta yaşayabilen sporlu bakteriler. Bunlar SIBO'da bize ekstra fayda sağlıyor. Yani SIBO durumu varsa ve pankreatik enzim kombinasyonu kullanmak istiyorsak bu toprak bazlı probiyotik içeren bir enzim kombinasyonu bize ekstra fayda sağlayabilir. Bir de B1 vitamini pankreas enzim salgılarını yapabilmesi için B1 vitaminine ihtiyacı vardır. B vitaminlerine ihtiyacı vardır ve dışarıya bağlıdır pankreas. B1 vitamini için, tiamin için dışarıya bağımlıdır. Dolayısıyla B1 vitamini de pankreatik enzimlerin normal salgısı için de çok kıymetli. Kullandığımız hani enzim preparatında bu da olması ekstra fayda sağlar. Çok teşekkür ederim. Peki, çok da az var. 10 dakikamız kaldı. Yani bir Mideye saat safra dolunca geçmesinden kapanmıyor diyebiliyorum. kapanmıyor. Yo, devam edebiliriz ama sonradan izleyenler için biraz böyle uzun olur mu diye Tamam, endişe hadi ettim. öyle yapalım. Ay, sizi de bulmuşken ben konuşurum valla. Bana kalırsa çok zevkli geçiyor. Yorumları Ya açalım mı şimdi? Var mıdır olabilir. soru? Yani şimdi pankreası da pankreatik enzimlere de değindik. Pankreas sindirimi de oldukça önemli. Mesela laktoz intoleransı yani laktaz enzimi de burada görevli. Yani pankreatik enzimlerde özellikle SIBO gibi problemlerde yine geçirgen bağırsağa giden süreçte de yani biz mesela gluten hassasiyeti veya diğer yani besinleri ne kadar iyi sindirirsek bağırsağımızda inflamasyon yaratma şeyi de o kadar azalacaktır. Yani iyi bir sindirim pankreatik enzimlerin de yerine konulması bu bağırsaktaki inflamasyonla savaşma anlamında da oldukça önemli. Tabii yani toksin atılmasında da çok önemli. Aynen. İşte besinlerden alacağımız elektrolitler, vitaminler, mineraller vesaire için de çok önemli. Yani sonuçta enerji aslında bir yerden sağlamamız lazım. Ben Bir de şuna şöyle değinebiliriz. Doğal enzimler de var. Ona da değinelim. Bromelain ve papain. Bunlar her ne kadar günümüzde kilo verdirici ve ödem atıcı olarak özellikle kadınlar arasında oldukça popüler olsa da yaz dönemine girerken mesela bromelain satışları patlar. Aslında bromelain ve papain doğal bir proteolitik enzimdir. Yani protein sindiren doğal bir enzimdir. İşte ananas ve papaya meyvesinde olan iki doğal enzimdir. Mesela çok ananas yediğimizde ağzımızda yara olmasının sebebi de işte bu içerisindeki bromelaine dayanıyor. Bromelain, papain de hem ödem atıcı etkisinin yanında doğal bir sindirim enzimi olarak da izleyenlerin aklında kalsın. Yine karabiber sindirimi kolaylaştıran önemli bir bitkisel destek. Rezene yine aynı şekilde sindirimi kolaylaştıran doğal Zencefil. desteklerden bir tanesi. Yine karabiber rezenenin menopoz döneminde işte o menopoz semptomlarında da ödem atıcı etkisi de bulunuyor. Dolayısıyla ya ben amilaz, lipaz, proteaz kombinasyonunu kullanmaya hani biraz korkuyorum vesaire durumu varsa bromelain papain de doğal bir alternatif olarak akıllarında bulunabilir. Tamam. Şimdi Taner Üstünler demiş ki magnezyum kullanım alanları. Biz aslında Mustafa Hocam'la beraber tüm
minerallerle ilgili akıllı takviye kullanımı diye canlı yayın yapmıştık Mayıs 2022'de. Reels bölümünde var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi vakit kısıtlılığını iyi Benim değerlendirelim. Şimdi YouTube sürekli kanalımda da G20, var. evet doğru. Hazımsızlık şikayetim var. Bütün endoskopim temiz. Doktor strese bağlı diyor. Çok sıkıntılıyım. Aslında tüm yayın neredeyse bundan bahsettik Ayşegül Hanım. Belki tekrar kaydedeceğim. İzlemek istersiniz. Çözüm önerilerimizi sunduk. Şu Aysel Hanım'ın sorusuna cevap verelim. Omega 3 ve magnezyum yorar mı? Hayır, yormaz. Böbreği de yormaz. Karaciğeri de yormaz arkadaşlar. Sağlıklı bir böbrek 600 miligrama kadar magnezyum sütebilme yeteneğine sahiptir. Zaten kitabımı da okursanız, kitabımın ilk chapter'ında kocaman omega 3, magnezyum, karaciğeri, böbreği yormaz diye yazıyor ve neden yormadığını da detaylı bir şekilde anlatıyorum. Lütfen okuyunuz. Kendiniz için yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi. Okuyarak neden yapmadığını öğrenin. Burada hani kısaca cevaplamak yetersiz kalabiliyor. Onu da Bir söylemiş güzel olayım. soru geldi. Histaminden aslında hiç bahsetmedik. Fermente gıdalar da histamini artırıyor. Sonuçta bir histamin intoleransı da bu mide ve bağırsak sisteminde çok sık Evet. karşılaştığımız şeyler. Ondan dolayı işte elma sirkesindeki yapı taşı olan malik asidi izole edip enzime ekledik biz de diyeyim. Yani İkiye koyduk diyorsunuz aynen orada. öyle. O zaman EBT Yani ilacın sayfasına bakabilirsiniz ürünler yapılan kısmında. çalışmalarda da malik asitin diğer organik asitlere göre sindirimde daha yüksek etkisi olduğunu göstermiş yapılan çalışmalar. Ile selenyum aynı anda alımı uygun değil diyor Allah. Yani Yani bütün çok fark etmiyor mineralleri bence. bence de yani bütün mineralleri en azından ara vermekte fayda var. 1 saat, 2 saat diğer takviyelerle arasına şey koymakta fayda var. Evet ama o da pratikte çok mümkün olmuyor Mustafa Beyciğim. Evet. Yani Evet yok. hani O omega 3 ve selenyumda çok. Belki hani illa bir şey diyeceksek magnezyum ve demir diyebiliriz belki. Değil mi? Beraber alınması konusunda çekinceler var. Başka da çok böyle aman şunu aldın yanlış yaptın diyeceğimiz şeyler şu an benim aklıma gelmedi açıkçası. ya aynen öyle. Ben zaten 2-3 video önce YouTube kanalımda da bu takviye kullanımını anlattım. Onu da izleyebilirsiniz. Orada hepsine değinmeye çalıştım. Yani ne zaman kullanılır. Rezan hocamın dediği gibi bunun stres faktörü de yapmamak lazım. Evet. Yani böyle alarm kurup ay ben 10'da şunu alacaktım, 12'de şunu alacaktım falan diye stres faktörü de yapmamak lazım. O vücudunuzda yarattığınız stres size o şeyden daha çok zarar verir yani. Yani ben evet Evet. aynı fikirdeyim. Şimdi burada karbonatlı su içmek diye bir şey var. Bikarbonat, İngiliz karbonatı. O konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben çok doğru bulmuyorum. Yani uzun süreli kullanımda bence karbonatın kendisi de mide asidini azaltan bir şey. O konu alkali olalım diye herhalde çıktı ama bence alkali olmanın yolu oradan pek geçmiyor. Evet, yani o alkali yaşam ayrı bir şeyin konusu. Özellikle yani sindirim sistemini düzeltin. Yani yemekten önce ve sonra mide asidini etkileyecek şeylerden uzak durup sonra alkali yapacaksak yapın yani. Ama önce sindirimi düzeltmek çok önemli. Yok, toprak bazlı probiyotik reishi mantarı değil. Değil. Bacillus Evet, aureus. evet. Yani mantar adı üstünde. O mantar, o bakteri. Yani ayrı alemlerin canlıları. Maden suyu reflüye iyi mi? Şimdi şöyle, maden suyunun bir sürü sıkıntısı var aslında. Flor gibi mesela. Ve içindeki elektrolitler yani bir takım mineraller var. Her şeyde olduğu gibi bence miktar ve denge önemli burada. Günde 2 taneden fazla maden suyu içiliyorsa yani sadece reflü değil birçok şeye sebep olabilir.
Hani bu, Evet. burada maden suyu içme ihtiyacının belki üstüne gidilebilir. Yani neden maden suyu içme ihtiyacı oluyor diye bir soruya soruyla cevap verebilirim. Malik asit içeren takviyenin adını da veriniz. Hadi. Çok soru gelmiş Mustafa Beyciğim. Yani Enzyme Life BP olan yani betain pepsin mide enzimine yönelik kombinasyonda malik Birkaç asit var. tane var galiba. İsterseniz şu anlattıklarınızın ışığında tam içeriklerini söyleyin, karıştırma olmasın. Olur. Yani Enzyme Life BP olan betain pepsin malik asit kombinasyonu mideye yönelik enzim kombinasyonu. Gold olan pankreatik enzimler ve toprak bazlı probiyotik içeriyor. Pankreas ince bağırsağa yönelik bir kombinasyon. DGS olan da doğal yani baş harfinden aklınıza gelsin. Doğal sindirim enzimleri. Bromelain, papain, karabiber, rezene kombinasyonu. Onu hem ödem atıcı olarak bromelain takviyesi olarak da kullanabilirsiniz. Hem doğal sindirim takviyesi olarak da kullanabilirsiniz. Harika. Peki aynı anda kullanılabilir mi? Tabii aynı anda kullanılabilir. Burada dediğim gibi sorunu tespit etmek lazım. Yani midede mi, bağırsakta mı? Yani şimdi şöyle çok karman çorman enzim kombinasyonları var. Burada yani şimdi mide normal bağırsak enzimini biz ayrı kullanmak istiyor olduğumuz durumlar var. Veya tam tersi olan durumlar var. Dolayısıyla bunları ayrıştırmak, sorunu doğru tespit edip ona göre yerine koymak önemli. Birlikte de kullanılabilir. Herhangi bir problem yaratmaz. Ben de bir yandan Sorulara sorulara bakıyorum da bakıyorsunuz. sabahtan gelen sorulara. Tabii bütün bunlar için hani bir bütünleyici yaklaşan hekimden destek almak Evet. en önemlisi. Bizim burada anlattıklarımız sadece biraz farkındalık yaratmak ve tavsiye bazı şeyler. Geniş bir kitleye hitap ettiğimiz için de herkesi içine alacak bir çözüm önermemiz çok mümkün değil. O yüzden lütfen hani kendiniz sağlıklı yaşam adına yapabileceğimiz destekleri kendimize yapalım. Ama iş bir şeyler kullanmaya geldiğinde mutlaka bütüncül yaklaşan bir hekimden de destek almayı ihmal etmeyelim. Aynen öyle. Bifidobakterium değil, bir soru yazılmış. Bacillus subtilis, Bacillus ailesi. Bifidobakterium normal insan İnsan. kaynaklı probiyotiklerden. Evet. Evet. Bence çok Sanıyorum. güzel vardı. Çok güzel bir şey oldu. Canlı yayın oldu. Çok çok teşekkür ediyorum kendi adıma da. Şu an izleyenler ve sonradan kaydolduğunu da izleyecek tüm takipçiler adına. Umarım ihtiyacı olan herkese de ulaşır. Valla ben de Vaktiniz çok için, emeğiniz için çok estağfurullah. teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Böyle yani toparlamak zor. Böyle derli toplu bir şey olmuş oldu. Çok gelen sorulara yanıt vermiş olduk. Güzel oldu. Hem sizin sayfanızda hem benim YouTube kanalımda artık uzun yıllarca Ulaşabilirler. binlerce kişi izleyecek. Umarım. Şifa olmasını Evet. diliyorum ben de. Burada şey diyeyim. Hani biz Didem'le beraber onu da alalım. Sibo canlı yayını yapmıştık. O kayıtlarda duruyor. Eğer Sibo ile ilgili ayrıntılı bilgi alınmak isteniyorsa oraya bakılabilir. Takviyeler konusunda hala çok soru olduğunu görüyorum. Beraber sizinle yaptığımız canlı yayın hem sizin YouTube'da hem benim Instagram'da ve YouTube'da kayıtlı, oradan bakılabilir. Aslında birçok kaynak var. Bir de rehber bölümünde siz de yaptınız galiba. Bazı şeyleri konu başlıkları altında toparlamaya çalıştım. Hani kolay erişim ve konuların devamlılığını takip edebilmek için de böyle bir fırsat sunmuş oldu Instagram. Oraya da bakabilir. Ben şimdi bunu oraya da kaydedeceğim. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Güzel Tekrardan işinizi görüşmek de üzere. lütfen selamlarınızı, Onun saygılarınızı da iletin. çok selamı Yanında da var. piyano çalıyor mu bilmiyorum ama sesi gelmedi. Aralar benden çok görüşüyorsunuz zaten. Siz ona selam söyleyin, Görüşürüz. görürseniz. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler herkese izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuşsunuzdur. Görüşmek üzere tekrar. Görüşürüz.
Görüşürüz.